Abdülkadir Geylani Hazretleri bir talebesiydi. Bunu bir ilim talebesi olarak düşünürsek veya bir sufi olarak düşünürsek bir müridini irşad için, terbiye, te'dib için, edeplendirmek için halkasına almış, onu yetiştiriyor. Genç birisi bu. Bunun ailesi, annesi veya babası çocuğumuz ne durumda? Hali, durumu, kemali nasıl? Şeye ihtiyacı var mı? Kabilinden görmeye geliyorlar. Geldiklerinde bakıyorlar ki çocuk bir yerde oturuyor kişi. Kuru bir ekmek, onu suya batırıyor biraz yumuşasın diye. Önünde de bir parça tuz, tuza bandırıyor, yiyor. Tabii ailenin, ebeveynin içi gidiyor yani. Öyle o manzarayı görünce o çocukları tuz ekmek yiyor. İçi gidiyor ama diyorlar ki demek ki imkanları kısıtlı. Medresenin veya dergahın çok fazla imkanı yok. Efendim, şartlar buna müsait, bunu yiyorlar. Buna çok takılmak istemiyorlar. Manzarayı görüyorlar, içleri acıyor ama çok takılmak istemiyorlar. Bir de Şeyh Efendi'yi görelim diyorlar. Çocuğumuzun durumunu soralım, bir durum değerlendirmesi yapalım. Hazretin odasına giriyorlar Gavs-ı Geylani'nin Kudüs'e sırra. Bakıyorlar ki Subhanallah ne görsünler. Gavs-ı Geylani mükellef bir sofra önünde tavuk yiyor. Başka demek ki lüks yemekler de var. Yemek yiyor. Bu sefer dananın kuyruğu kopuyor tabii, o ebeveyn çıkışıyor. Diyor ki ya biz biraz önce bir manzara gördük. Gönlümüz ezildi, içimiz acıdı. Orada müritler, talebeler tuz ekmek yerken bu Allah'a reva mı? Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değil. Bu bizim dinimizin öğretisi değil mi? Siz ne ile hareket ediyorsunuz yani? Şu tavuğun bir budunu o garibanlara verseniz onlar da doyar. Bilen gönülleri karışmış. Bu hale itiraz ediyorlar. Bu hali kabullenemiyorlar. Haklı olarak. Hazret bunları ne kadar iknaya çalışıyorsa da o anda içleri dolmuş. Efendim, dinlemek istemiyorlar. Hazret bu sefer bakıyor ki başka çare yok yani. Yediği o tavuğun kemiklerini yan yana getiriyor. Allah'ın izniyle o tavuğu mesh ediyor. Elini çırpıyor. Tavuk canlanıyor. Kanatlanıp uçuyor. O hali görünce bunlar daha çok hayrete düşürüyor. Ebeveyn kalıyorlar. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki sizin oğlunuz da, sizin çocuğunuz da bu kemale gelsin, yediğini böyle canlandırabilsin, ister tavuk yesin, ister hindi yesin. Ama biz bu duruma gelene kadar biz de tuz ekmek yedik. O zaman söylenecek bir söz yok. Ha, şimdi burada ortada bir keramet var. Bu Abdülkadir Geylani Hazretleri için bir nevi el kiri. Yani o derecede bir insanı düşündüğünüzde keramet göstermiş olmak için gösterilen bir şey değil bu. Burada benim anlayabildiğim, anlamaya çalıştığım asıl mesaj ilim yolunda, irfan yolunda, hakikat yolunda çile çekilir. Sabır gerekir.
tahammül gerekir, teslimiyet gerekir. İşte ondan sonra adeta insan o tavuk misali gönlünü diriltir, ruhunu diriltir, zihnini diriltir. Böyle bir kemale gelir yani. Burada dikkat çekilmesi gereken nokta budur. Talip olanın itaatkar olması, hürmetkar olması, teslimiyetli olması, anlatılmak istenilen budur. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Burayı kaçırdık mı? Meselenin öbür tarafı çok fazla bize bir şey vermiyor. Yani Ghawsi Geylani'nin tavuğu diriltmiş olması bize bir şey vermiyor. Çünkü biz inanıyoruz ki Allah'ın kudretinden eksik değil. Ölümden sonra diriliş var, biz buna inanan insanlarız.